dediğim taraf. Bizim dış alımımız 2015'te yani 200 yani ekonominin şeyi de 2-3 3,5 milyarlık bir ekonomik şeyimiz var, hacmimiz var. Burada 63 her zaman 60'lar civarında bir neyle karşılığı bir açıkla karşılığı yaşıyoruz. Hep o açığı bir şekilde cari açık deniyor. Cari açığı finanse edebildiğiniz zaman, bu açığı karşılayabildiğiniz zaman krizleri erteliyorsunuz mesela, ama karşılayamadığınız zaman kapı yani dayanınca da krizler çıkıyor. Yani bunu hep bir şekilde karşılamak zorundasınız. Bu sürekli bir açık. Yani geçmişe baktığımız zaman Antalya'nın yani 2010'lardan önceki durumun bir hesabını çıkartacak olursak, yani 60 yılda 20 kez kriz yaşamışız. Neredeyse 3 yılda bir ve IMF bizi yeniden para vererek ve şöyle politikaları izleyin diyerek şey yapmış, yolunu koymuş. Bir parça kendi tabii ki çıkarları ve doğrultusunun üzerinde yolunu koyduğu da şu. Kardeşim, bak ben sana para veriyorum ama sen yine 3 yıl sonra bu sana verdiğim yönergeler, sana dayattığım politikalar şüphesiz ki 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra yine krize yol açacaktır ve benim kucağıma düşeceksin. Olayıdır yani bu. Yani biz 9 yıldır IMF'siz yaşıyoruz ama acaba değişen bir şey var mı? Değişen Türkiye'nin ekonomisi, değişen de ekonomi büyüdü, büyüyecek tabii. Sürekli dış borç, sürekli ithalata bağlı, cari açık yaratan bir yapı. Ve Türkiye'nin ekonominin dönmesi için bir para girmesi lazım. Yani yabancı sermayenin girmesi lazım. Bu ya sıcak para veyahut da işte devlet şeylerinde, borsaya, devlet şeylerinde falan senetlerinde yatırım şeklinde olabilir. Veyahut da sabit yatırımlar şeklinde olabilir. Ve ekonomi de aynı zamanda dışarıdan yaptığı ithalatla önemli ölçüde, özellikle ileri teknolojiler, ham madde, elektronik vesaire onlarla birlikte çarklarını döndüren bir yapıya sahip. Şimdi pardon. Geldik konumuza biraz daha girelim. Yani bir giriş olarak bunu şey yapın. Yüksek teknoloji payı nedir bizim? Yüksek ihracattaki payımız nedir orada? 2013'te işte 3'te 4, 3.3,4, şimdi de 3,5. 4-8 milyar liralık bir yüksek teknoloji ihracatı yapabiliyor, yapabilir duruma geldik. Yani bu 6-7 yıl önce 3,5 değil, 2 idi. 1.9 dolaylarında seyretti uzun süre. Şimdi peki ihracatın yapısı ne, bir bakalım. Yani ihracat yani dediniz de satıyoruz böyle kardeşim, geliyor işte paralar geliyor gidiyor. Ama nereden para geliyor, ne satıyorsunuz falan, onu bir teknolojilerine göre tasdip ettiğiniz zaman sattığımız malların %35'i düşük teknoloji. %26'sı orta ve düşük teknoloji. İkisini topladığınız zaman Türkiye'nin şeyi ortaya çıkıyor. Yani satış rakamının büyüklüğü ortaya çıkıyor. 35, 45, 55, 60'ın üzerinde 6,5, 65 kadar bir rakam düşük teknoloji ve orta düşük teknoloji mal satıyoruz. Bu bizim ekonominin yapısını çok net bir şekilde ortaya koyan ana şeydir, tablodur burada. Orta yüksek teknoloji mallarımız 33, orada biraz yükselme var. O iyi bir şey tabii. Biz hep arzu ettiğimiz bir şey bu. Ama yüksek teknoloji baktığınız zaman 3,5 olarak hep gerçekleşiyor. Şimdi 2013 burada iki tane kıyaslama var. 2013 ve 2016 şeyde düşük teknoloji artı, hangisi artı veriyor, hangisi eksi veriyor? Bu demin ayırdığımız tasdifte bir en çok artıyı düşük teknolojiden şey yapıyor. Kendi diyoruz yani orada. Ucuz mallar satarak gemiler ve şeyler de olsa tırlara yüklüyoruz böyle.
pahada hafif malları müthiş böyle bir şey. Tabii orada kapış kapış satılıyor herhalde. Yani böyle olduğu şey olduğuna göre. Oradan kar ediyoruz. Enteresan bir şekilde 2016'da düşük teknolojik ihracatımızda, mallarımızda artırmışız. Orada düşük teknolojide alım satım da, yani orada düşük teknoloji, bunların hepsini alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Bu oradaki farkı gösteriyor. Burada 4.9 zarardayız. Burada %30 zarardayız. O zaman orta yüksek teknoloji bizim de bu şunu gösteriyor. Deminki slaytta orta yüksek teknolojide yine %30'lar civarındaydı. Orada şeyimiz yok. Yani çok daha fazla alımımız var orada. Yani işte 23-24 tane yüksek teknoloji açığımız var. Teknoloji sektörleri imalat sanayi dışarıda toplam açığımız hemen hemen 120 milyar dolar. Bu da en iyi durumda, en yüksek geldiğimiz açığı, orta yüksek teknoloji deminki slaytı başlayıp 91 milyar lirayla açık vermişiz. Bu da işte düşük teknoloji fazlalığı, demin de söylediğim gibi toplam 67 milyar lira tutuyor. Bunun nedeniyle demin gösterdiğim bu o mu? Yok, orada. İmalat sanayinin buradaki işte 98'de gösterdiğim nedeni de burada aramak lazım. Yani siz yüksek teknoloji mal alıyorsunuz ama üretemiyorsunuz. Yeterince kadar üretip satamıyorsunuz. O zaman da sizin imalat sanayi, eğer üretken bir şeyi kuramazsanız, imalat sanayi bizim sanayimiz esas olarak da hala ithalata bağımlı çalışıyor. O için de fakat üzerinde durmadığı için de %16'lara düşmüş. Burada bir şey var. Gene bizim ekonominin yapısıyla ilgili bilgi veriyor. Burada otomobil, insan dışı, motorlu kara sektörü, ihracat fiyatı kaça satıyoruz? 1000 dolar olarak hesap edersin. Türkiye 10.000 doları satıyormuş. Abi ortalaması Almanya'nın 19.000 dolar. Hepsi bizden yüksek orada net gözüküyor. Burada da karayolları, taşıtları gibi sektörde kilogram ihracat fiyatını burada da görüyorsunuz. Orada da 4-11 falan geliyor. Abi Güney Kore bile bizim iki katımız pahalıya satıyor. Ya bu sattığınız zaman bu sanayinizin kalitesini de gösteren bir ölçüm. Yani ne kadar ileri teknoloji kullandığınızla ilgili bir sonuç burada üretilmiş. Bu üretim yapısı kim gelirse gelsin hiç değişmiyor. Aynı hikaye. Yani CHP de gelse, CHP'nin ben programı var mı bu konuda? Doğrusu çok da emin değilim bu konuda. İnşallah daha sonra çok net bir şekilde insanları milletin önüne çıkarlar, politikalar geliştirerek oradan. Hep bu şekilde gidiyor. Burada yapılması gereken tabii ki merkezde bilim ve teknoloji politikalarını, üretme politikalarını esas alan bir program. Sadece o yetmez, eğitim politikalarını da o temele oturacaksınız ve insanınızı ona göre yetiştireceksiniz. Çünkü o insanınız yoksa o politikayı zaten ekonomide uygulamanız mümkün değil. Yani ne yapacağız yani? Dışarıdan gelip mühendis ne kadar şey varsa hadi Türkiye'yi ithal edecek halimiz yok. Yetiştireceksiniz. Ondan sonra da onları geniş uygulama alanları ve desteklerle birlikte bir ulusal politika haline getireceksiniz. Bunlar ulusal politikalar olmadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Ulusal politikalarınız gerekli. Partilerin kendi keyiflerine göre yapabilecekleri bir olay değil bu. Devletin ve ülkenin orta ve uzun vadeli stratejik kararları asla vazgeçmeyiz. Stratejik kararlarıyla gerçekleşebilecek bir şey bu. Burada ama İslam dünyası biz gene daha iyiyiz.
İslam dünyasını da kısa gelecek haftaki dergimizde özellikle Mehmet Ali eşi yok bu konularda sağ olsun hep yazı yazıyor bize ve biz de ısmarlıyoruz yani şu konuyu bir inceler misin diye. Gelecek haftaki bu oradaki şeyleri aldım ben. İslam dünyası böyle. Tamam kardeşim yani bir yukarı çıkmış bir niye İslam şeyi yok? Bir ülkesi yok. Batı şey gibi, Batı Avrupa gibi gelişmiş, teknolojileri vesaire yükselmiş. Tam tersine 1.7 milyarlık bir İslam dünyasında abi Amerika at oynatmayan yok. Amerikalılar, Avrupalılar bilmem ne falan bu patlasın çal oynasın. Savaş üzerine. Şimdi bütün İslam dünyası savaş halinde. Kim? Birbirlerine savaşıyorlar. Birbirlerine savaştırıyorlar. O oradan girmiş, onları parçalıyorlar falan. Sürekli böyle bir durum. Yani bu İslam'la ben bunu bağdaştırabilecek bir durumda değilim. Yani. Buradaki şeye bakın. Dünyanın 23, neredeyse 4'te 1'ine bir nüfusu var İslam dünyasının. Ama dünya yüksek teknoloji ihracatının payı 3.7, patent sayısı 1.9. Gay safi yurt içi hasıla payı 1.7 milyar insanın 7.9 payı toplam. 4'te 1, şunların en azından 4'te 1'lere falan yakın olması lazım ki ortada bir şey olsun, bir eşitlik vesaire falan olsun yani orada. Hiç öyle bir şey yok orada. Nüfusuna uygun bir davranış biçimi. Bu da İslam dünyasının başka bir açıdan baktığımız zaman neden bugün bir gaye kuyusunda debelendiği ve parçalandığının çok tipik bir ifadesi. Böyle bir durumda olan ülkeler özellikle küresel bir köye dönüşmüş, aralarındaki iletişimin müthiş, etkileşimin müthiş arttığı, herkesin birbirine yaptığı, bir kıyaslamada bir dünyanın daha sıkı bir şekilde yaşandığı bir küresel köyde bu rakamlarda iseniz siz geçmiş olsun kardeşim. Sizi biri gelir tekmeler, öbürü gelir pardon, halkın isyan eder. Ve böyle bir bugünkü tablo ortaya çıkar. Acaba Türkiye'de onun içine mi çekilmek istemiyor? Biz ona şeyiz, buradan çok daha iyiyiz. Devam falan, Gay Sami payı yani gitmiş oradan, hepsi zayıf ülkeleri falan. Toplam yüksek teknoloji ihracatı Kore'nin yarısı kadar. Böyle bir durum var. Bir yol ayrımında İslam dünyası ve Türkiye'de aslında bir yol ayrımı, ondan farklı değiliz biz. Yani bir ekonomik yapımız itibariyle farklı, çok farklı değiliz. Bir eşik, yüksek bir eşikte değiliz. Daha alt eşiklerde onlardan daha iyi durumdayız. Ya burada ya bir gerçekten de büyük bir sıçrama yapacaksınız. Her ne geliyorsa onu. Bunu yapmadığımız zaman yapacağınız tek bir şey bugünkü düzenin kabul etmek ve o ilişkiler içinde yaşamak ve Batı'nın size dayattığı, işte istemediği bir rolü şey yapmak, istediği bir rolü hep benimsemek ve onun içinde kalmak. Bugün Türkiye, bunu demin de söyledim, Kuban orada yazılarından birinde, bizim herkese bilim teknoloji yakın yazılarından birinde bu diyor, toplum yok öyle bir şey. Gerçekten diyor. Yani ileri zeka vesaire bütün bunlar bütün toplumlarda hemen hemen eşit dağıtılmış şeylerdir. Ama onu destekleyecek altyapınız yoksa insanlar dumura uğrar ve topluma kazandırılmaz ve Batı'ya göçer. Ya orada kendi halinde kalır, katkısı çok sınırlı olur, hatta hiç olmaz. Veyahut da onların en iyileri, Allah cezası versin, benim burada işimle der ve kendisini gerçekleştirmek üzere, çünkü yapmak istediği bir tane hayatı var, yapmak istedikleri var. Bunu en iyi nerede kendini ifade ederse oraya çeker gider. Bugün bu oluyor. İslam dünyasının bütün şeyleri, önemli, bütün demeyeyim, önemli beyinleri bu alanda Amerika'da, Avrupa'da, özellikle de Amerika'da. Şimdi, evet, bu önemli bir şey tabii. Doğan Kuban'a tabii ki katılırım ben de.
Türkiye bu fırsatı yakaladı. Kendisi yarattı. Atatürk dönemiyle. Kendisi yarattı. Bilim kurumlarını kurdu. Araştırma kurumlarını kurdu. Bir sürü şey yani kalkınmayı çok hızlandırdı. Ülke çapında seferber etti vesaire falan. Fakat ondan sonra 46'lardan sonra, savaştan sonra yani birileri bunu Rusya'nın tehdidini bahane gösteriyor ama ben bunu çok da önemsemiyorum. Çok önemsiyorlar ama ben çok da önemsemiyorum. Hiçbir direnme olmadı. Rusya'dan hani biz işte Boğazlar bilmem ne, Karslar'dan hikayelerini biliyorsunuz. Ondan sonra iradeyi benim saptama, bu benim tezim, kalkınma ve ülkeyi inşa etme iradesini Batı'ya teslim etti. Bize uçak boş ver kardeşim, bak uçağım var, silahım var, şuyum var, buyum var, her şey bizden geliyor. Sen ne istiyorsun? Ve Türkiye'nin yaratıcı gücünü, Cumhuriyet'in ateşlediği ve 1946'lara kadar getirdiği yaratıcı gücünü tamamen öldürüp Marshall yardımı vesaire falan Batı'ya adapte bir ülke ve ekonomi yarattılar. NATO ile birlikte bizi sürekli NATO'nun avaçları doğrultusunda Rusya'ya karşı ileri karakol. Bütün yaşadığımız geçmiş bunun sonucudur. Ne yaşadık demeyin bana. Üç tane askeri darbe bunun sonucudur. Bütün askeri çünkü Amerikalılar doğrudan doğruya askerle bu işi bitirdiler, yaptılar. Türkiye kargaşalık gerekiyorsa ortaktılar ve ortak birlikte yaptılar. Politikalar, çok önemli politika değişiklikleri bu askeri ortamlarda, zamanlarda gerçekleşti vesaire var. Bugün Batı, Avrupa ve Amerika, Türkiye'nin bütün bu yaşadığı demokrasiye bütün ulaşamamasının temel nedeni askerleri el altında almak, onları kendilerine bağlı hale getirdi. Kontrgeneralden tutumlar kadar ordunun şeyini ve Türkiye'nin bu halde kalmasına yol açan temel neden olarak ben öyle görüyorum orada. Eğitim bastırıldı. Bir saniye çok araya girmek istiyorum. Buyurun. Çünkü soru unutulur. Uçak sanayi az olsa Türkiye'de vardı, var. Fakat Asen sanayi. Bizim mühendislerimizi genç yaşlarında öldürüyorlar. Konu biraz karışık bir konu. Evet. O kadar söyleyeyim. Evet. O konu evet. Biraz karışık bir konu. Eğitim olmadı yani sürekli olarak. Yani 1997 ben askeri müdahaleye katılıyorum. Yani hukuk ve yasalar çerçevesinde askerler müdahale ettiler. Ya oradaki eğitimi ya 5 yıl temel eğitimi 5 yıl tutuyorlar. Türkiye'nin şeyi batışı demek yani. En çok dayattıkları konu oydu. 7 yıla çıkarttı. 12 yıla çıkarttırması lazım. 12 yıl, 15 yıla çıkar kardeşim. Ortalama senin OECD ortalama 9-10 yılsa senin 12 yıla çıkartman lazım. Çünkü o kadar büyük açık var ki hızlı bir şekilde kapatman lazım. Efendim? Bu şartlarda 15 yıl olsa ki ne olur? Bu şartlar yine de o şartları şey yapar. Tabii ki bir tarafa dayatılan bir şartlar var burada. Değiştiriliyor bazı şeyler ama oralarda hala Cumhuriyet yani önceki imamı ama ileri Cumhuriyet şeyleri aileler, kesimler ve o okullarda ve yaratılan bir orada şey var. Bir bilimsel bilgi var, çocukları iletilen falan. Yani bunu tamamen reddetmemeliyiz. Şeyi de, AKP'nin tamamen o sistemi, bilimsel bilgiye, eğitime dayanan sistemi ortadan kaldırıp yerine medrese sistemi, imamatif sistemini, dini falan böyle bir şey geçirebileceğini ben düşünmüyorum. Geçirmedi o kadar. İçirmeye çalışıyor, adım adım gidiyor. Arkadaşlar, bunun arkasında soru cevap kısmı var. Konu bölünüyor. Konu şey yaptığı için sonra böyle. Şimdi ben size yani bulunduğumuz yani şuradaki hikayenin sonucu başka bir şey var burada. Bu dünya Ar-Ge böyle bir şey daha kestim. Bu son dünyadaki Ar-Ge harcamaları. Ar-Ge demek teknoloji demek. Üretken bir ekonomi, yüksek bir ekonomi vesaire, yüksek beyinler, İyi bir eğitimin ürünü vesaire falan. Türkiye'de Ar-Ge işte şuradayız ve düşey ülkeler. Onu tam çözemedik onu, o tartışmalar ama Türkiye şu grup bir
işte gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu grup olarak görebiliyorsunuz onlar. Fakat bunun harici, Hindistan hariç argesi oluşuyor. Bak, Malezya'nın bile argesi daha yüksek. Gayri safi milli hasılatının %1.5'unu falan şey yapıyor. Türkiye'de 1.1 civarında ancak verebildi. Fakat onun ötesinde dünyanın güç dengelerinin nerelerde dolaştığını, nasıl şekillendiğini görebilmek için şu büyük fotoğrafa bakın. Amerika, Çin, Japonya, Güney Kore, hem blok olarak doğuya kaymış bir durum var burada. Çin'i de buraya koyuyor. Hem de Amerika ve Rusya'da rekabet açısından. Bütün dünya şeyi ekonomi üzerinden gidiyor. Ve egemenini belirleyecek olan da bu ekonomide yüksek teknoloji piyasalara hakim olma aynı şekilde sürüyor. Ve ben şimdi burada Amerika'dan büyük gibi görünüyor ama Çin'in birazdan onu geçtiğini göreceğiz. Toplam 2 trilyon dolar. Dünya Ar-Ge rakamı. 2 trilyon. Bu bize bir şey anlamı ifade etmeyebilir. Ama Türkiye'nin Ar-Ge'sinin den ayırdığı Ar-Ge'si toplam para 6 ile 8 milyar dolar arası. Şimdi 2 trilyon orada var. Çin'in 400 milyar bunlar. 400 milyar dolar. Amerika 510 milyar dolar, Japonya 170 milyar, Almanya 110 milyar dolar, Güney Kore 80 milyar diye baktığımız zaman bizim işte ekonomi bakımından karşılaştırdığımız Brezilya 37 milyar dolar. Biz de önceki TÜİK'in milli gelir hesaplamasında işte geçen birkaç ay önce yeni bir hesaplama devreye soktu. Ona göre 8 milyar, ondan önceki hesaplamaya göre de 6 milyar dolar. Şimdi şurada çok önemli bir şey var. Soru şu. Acaba diyelim ki burada Türkiye 30 milyar dolar şey yaptı. Ayırdı. Ar-Ge'sine. Harcamaya hazır. Acaba bunu tüketecek mi? Var yiyi yerine getirecek güç ekonomide, bilimde, teknolojide var mı? Yok. Yok. Bunu harcayacak bir yetenek. Çünkü iktidar politikası bir de üniversiteleri baskılıyor sadece. Yani sadece üniversite tabii ki bunun bir yanında bir şey. Ama bir ateşleyici bir çaba yaratır. Buluşlarıyla vesaire falan filan. Fakat sanayiye de, özel sektöre de para verecek ama bu kadar parayı, 30 milyarı hıfzedebilecek, onu artı değeri, yüksek katlı değeri dönüştürecek bir kapasite yok. Orada. Burada ulusal politikaların olmamasıyla da ilgili bir şey var burada. Mesela şunu yapmıyor. Bunlar tam IMF mantığı ve serbest piyasacı mantığı. Diyor ki ben şunları şu bölgeleri ilan ettim. Oralarda gidip şey yapın. Yüksek teknoloji üretimiyle ilgili şunları yapıyor. Burada temel bir meselemiz var bizim. Kardeşim kimya sanayide değil. 35 milyar liralık bizim şeyimiz var. Dış alımımız var. 20 milyar dolarda, 20 milyar, 18 milyar dolarda dış satımımız var. Çok soğuk bir şey söylüyorum. Gerçek bir olay, bir durum. 12-15 milyarlık kimya sanayinde alım satımda bizim zarar 15 milyar dolar. Neler alıyoruz orada? Burada 15 milyar doları aldığımız sürece satın aldığımız ülkelerin işçi sınıfında, çalışma hayatında, fabrikalarında vesaire onların kalkınmasına yardımcı oluruz. Niye 15 milyar dolar? En azından 10 milyarını rekabet edebileceğiniz bir alanı, oradaki ham maddeler, kimyevi maddeler, Türkiye'de üretecekleri, yani o alanı açıp, kardeşim şunları sonra üreteceksiniz burada. Ben Ar-Ge desteğinizi tamamen 30 yıl boyunca karşılıyorum ya. Böyle bir politikası yok. Yani hedefli bir politikası yok burada. İşte burada olursa olur. O da bakıyor. Ya benim işime gelmiyor diyor. Veyahut da ufak bir kıpırdamalar var. Yani bunu da reddetmemek lazım. Onu biraz önce patentlerde göreceğiz. O da geldi zaten. Şimdi dünyadaki patent başvurusu yani tescil edilmiş değildi.
başvuru, patent için başvuru yapılan miktarları görüyorsunuz burada. 2.9 milyon patent başvurusu bir yıl içinde, 2015 yılı bu. %7.8 büyüme önceki yıla göre var. Çin'in, dikkat edin, bir, orada okunuyor mu kırmızı? Evet, evet. 1.101'den fazla, 101 bin, 1 milyon 101 binden fazla, %18.7 büyümeyle önceki yıla patent ve Amerika'yı geçiyor. 3 yıldır Amerika'yı geçiyor. Şimdi ulaştığı en yüksek rakam bu. Bu kadar Çin'de, bu kadar Çinli orada patent başvurusunda bulunuyor. Japonya 318 bin, Güney Kore 213 bin yani bu kadar muazzam. Sadece şu 5 ülkenin toplam dünyadaki patentlerdeki payı %82,5. Olay burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani şurada gerçekleşiyor. Aşağıda bir şey yok. Türkiye'nin 2016 yerli patent başvurusu 6.445. Buna da şükür. Ben 10 yıl önce bu konuya böyle bir baktığım zaman 300 falandı patent şeyleri. Yani bir gelişme olmuş orada. Bir şey var orada. Yabancı patentlerin de tabii Türkiye'de tescilleri var. O da 10 bin civarında. O da mülkiyet haklarına. Patent deyip geçmeyin. Bu büyük bir şeydir. Büyük bir servettir. Servet demektir bu. Yani satıldığı zaman bir şekilde şirketlere, ülkelere büyük girdiler oluyorlar. Var potansiyel büyük, dünyanın en büyük mülkiyet varlığı olarak da ben bunu nitelendirebilirim aslında. Şeye dönüşmemiş henüz. Servete, nakite dönüşmemiş. Ama satıldıkça da nakite dönüşen ve sizi ona bağımlı yapan bir olay. Patent. Yani ne kadar üretken olduğunuzla ilgili, yaratıcı bir üretken ve buluşçu olduğunuzla ilgili bir şey. Onu becerdiğiniz zaman çok şey oluyorsunuz, çok farklı oluyorsunuz. Bütün o güçlerde onun bir parçası olarak büyüyorsunuz onlar. Tescil sayısı da öyle. Bir baktın patentler, tamam patentlilik dedikleri miktarda dünyada 1.24 milyon. Yine bir büyüme de var burada 5 gibi. Çin'in gene 2015'te büyük bir sürpriz yapıyor. 359 bini aşıyor. Yani 360 bin patent tescili orada. Söz konusu Amerika'yı bir de arkada bırakıyor. Şimdi şunlara baktığınız zaman yani dünyadaki gelişmeye ne kadar ilgilisiniz bilemiyorum. Mutlaka ilgilisiniz. Amerika ile Çin arasında yani Amerika ekonomisi nasıl geliştiğini ve Çin ekonomisi nasıl egemine ve egemenliği oraya devrettiğini ve 35'lerde de artık bunun kesinlikle Türkiye dünyanın bir numaralı ekonomik gücünün Çin olduğu konusunda, olacağı konusunda bir sürü 10 yılda raporlar yayınlandı. Ben 35'i bulacağım düşüncesinde değilim. Şuradaki hızlı şeye gelişmeye baktığınız zaman bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Türkiye'deki yerli ve yabancı ayrımını nasıl anlatabiliriz? Şöyle, siz yerli Türkiye'nin patentlermiş, yerlilerin, yani Türk vatandaşlarının şirketlerinin mesela bizde bir teknoloji, bir de bu patent var, bir de marka şeyi var, tescili var. Bir de başka bir tescili daha var, bir de faydalı model tescili var, marka tescili var. Onları almadım. Bizde HBT'nin herkes bir telefonla marka tescili yaptırdı, katkıda bulunduk, yükseltmesini o konuda. Onları ben burada göstermiyorum aslında. Yerli, yani Türk sanayinin başvurduğu ve tescil aldığı miktar, yabancı da dışarı kendi ülkesinde, Alman gelmiş mesela bir malını orada gidiyor, Türk patent dairesine patentlettiriyor orada. Veyahut da Alman yabancı şirketlerin orada ürettikleri patent şeyleri, buluşları Türk patent dairesine patentlemesidir. Yani bu aslında bu şey, birisi doğrudan duruyor bizim. Bu da, şimdi onun başka rakamları vardı ama onları getirmedim ben. Amerikalıların dünya çapında yani bu patentleme çok müthiş bir olay. Her ülkede, Avrupa'da, Japonya'da vs. falan
bir bakıyorsunuz yüz binleri aşan bir kayıt tescil şeyi var aynı zamanda. Bu sektörel öne çıkan bu bütün patentlerde en çok başvuru, mesela bilgisayar teknolojileri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok yüksek bir rakamda elektriksel makineler var, dijital iletişim var. Şurada da dünya marka ve faydalı model şeyini veriyorum burada. Aşağıda sayılarını vermişim. Onlar çok daha yüksekler patent başvurularından kıyasla. Türkiye nerede? İlk 25 yılın içinde. 2014 yılında oraya girdik. İyi mi dersiniz? Yani şuralara çıktığınız zaman bakın şurada 25-30 binlerin şeyine çıktığınız zaman onun net şeyini görürsünüz. Ekonomik gelişmenin nereye doğru gittiğini görürsünüz. Ama bizim acaba şu 10 binlerin üstüne çıkma şeyimiz olabilir mi? Ne zaman olur? O konuda hiçbir şey yok. Sizin ulusal gerçekten de bilim ve teknoloji politikanız olmadığı sürece bunun 15 binlerin üstüne 25 binlere doğru yükselişi biraz hayal gibi görürüz diye düşünüyorum. Bütün bunlar tabii ki sürdürülebilir bir ekonomi yapı ve iyi bir refah için Türkiye'nin denemediği bir şey. Denediği zaman bunu başarabilir ama bu büyük olaydır. Ben hadi şuraya destekleyelim diye. Topyekun bir planlama sektörleri bakıp planlama gerekli desteği ve bir de meşru bir destektir. Yani ticaretsiz şey yapamazsınız. Mallara falan filan ama araştırma şeyde istediğiniz desteği istediğiniz kadar verebilirsiniz. Onu akıllıca kullanmak lazım. Bu tabii ki bizim bugünkü ekonomik yapımız bizim demokrasi refah düzeyimizin de çok yakınla ilişkili. Tartışmalarımızla çok yakınla ilişkili. Yani eğer biz 1940'ların o atılımını değer alabilseydi, yükseltebilseydi, kendi ülkesini inşa etme iradesini o zamanki politikalar çerçevesinde gösterebilseydi, Türkiye bugün herhalde demin gösterdiğim bir Ar-Ge miktarları balonlar halinde o yüktan yükselen oralarda bir ülke olarak görülecekti. Fakat o kaçırdı. Evet, demin ki sözüm bu. Tabii ki katılırsınız, katılmalısınız sonra. Bu insanları burada kendilerini gerçekleştiremeyecekleri için ülkeden kaçır diyorsunuz. O da gidecek, ben de olsam ben de giderim. Yani projem var, bir şey yapmak istiyorum. Türkiye'de bunun yolu, yordamı vesaire falan yok. Ben de giderim olur. Başka yerde yaparım. Türkiye gerçekten çok büyük, özellikle Amerika'da son zamanlarda birbiri ardında patlayan hem temel bilimlerde hem teknolojik yapılanmada vesaire falan çok değerli insanları var. Birinci sıra. Aziz Sancar, bunlar son şeylerim. Sizi Aziz Sancar'ı hatırlatarak, anımsatarak bitirmek istiyorum. DNA larımızı onarım mekanizmasını ortaya çıkardı biliyorsunuz ve bu amaçla Nobel aldı. Kralın kız kardeşiydi, prenses. Neydi Özlem adı? Özlem de orada gitti, biz oradaydık. Fotoğraf çektirdi onunla birlikte. Onunla tören alanına, yemek resepsiyonu iniyor. Biz buradayız, besteciler ve şeylerin ailesi, Sancarlar ailesi. Bu Sancar'a İsveç Türk İşçi Birliği'nden gelen mesaj. Sancar en çok bunu dedi ki, en çok dedi, yaptığımız çalışmayı emek isteyen bir şeydir. Ve onun değerini en çok da en iyi işçiler anlardır dedi ve bunu laboratuvarında çalışma ofisine çerçeveletip astırdı. Ben de onun için onu buraya aldım. Biliyorsunuz Sancar bir Atatürk hayranı. Yurtsever, büyük bir yurtsever. Onu söyleyeyim. Bu bakış nedir diye sorar mısınız? Soralım.
bakış bugün bir süredir Türkiye'de yaşananlara sadece bir bakış yok. Ciddi söylüyorum. Evet, tabii. Şimdi şu kitap Sancar'ın öyküsü geçen Mayıs'ta planlamıştım onu. Geçen Mayıs'ta çıktı. Sancar Türkiye'ye geldi. Büyük olay yaşadık orada. Oraya yetiştirecektim. Yetişti ve İngilizce'ye çevrildi bu kitap. Bahçeşehir Üniversitesi çevirdi. Kapağı falan hazırlandı. Ve kapak da buna benzer. Tam böyle değil ama yine Sancar'ın böyle bir resmini içeren bir kapaktı. Yani şeyi gönderdik kapağa, gönderdim Aziz Bey'e. Ne diyorsun dedim, bu oluyor. Ondan sonra o da, yo fotoğraf istemiyorum, ben bu fotoğrafı istiyorum. Ne rezalet, o evin tartışması dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu referan şeyden, bu başkanlık şeyi bilmem ne vesaire falan. Yani bir Türkiye'ye gelmek istemiyorum ve bu yıl Türkiye'ye gelmeyeceğim dedi. Nitekim programında öyle bir şey var. Yani Türkiye'ye bu yıl 2018'e gelebilir bilmiyorum ama ben Türkiye'de durumundan hoşlanmıyorum. Ve lütfen bu resmi koyun kitaba dedi. Bu resim onun için. Geçiyoruz. Kitabı da geçiyoruz. 96'da ben yazdım. O zaman Cumhuriyet Bilimli Teknoloji şeyini çıkartıyorduk. 30 yıl onu çıkarttık. Nobel'de onda yaptığımız çalışmalar, röportajlar, yaptığı çalışmalar sorduk, soruşturduk. Yani çok klas, birinci sınıf çalışma ve Nobel alınacak ki bir sırrı, çok önemli bir sırrı açıklıyor. DNA'mız biliyorsunuz her gün bozuluyor. Bir yerlerde bozuluyor. Ve onu tamir eden bir mekanizma var. Yani üç tane çok temel mekanizma var. Ona sürekli saniyenin böyle şeyinde bir, saniyede bir bütün DNA'yı tarıyorlar. Bozulan yerleri kesip çıkartıyorlar. Onun yerine doğrusunu koyuyorlar. Böyle bir tamir mekanizması sürekli dönüyor. Bu bir doğanın sırrı. Yani biyoloji hayatın sırlarından bir tanesi. Zaten bunu ortaya gördüğü zaman onun laboratuvarında hemen karısına koştu. Orada fotoğrafı da vardı. Anıl kabirlerinde manevi kızıyla birlikte. Dedi ki tek bir Allah'ın bildiği, sadece Allah'ın bildiği ve benim bildiğim bir sırrı aydınlattım dedi. Yani bu bilimcinin mutluluğu budur. Nobel ödülüne biz gittik. Bizi daha tabii ki davet etti. Davet etmese bile giderdik. Bir şekilde. Bu Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin son son sayısından bir önceki, kapatmadan bir önceki döndük, bunları kapak yaptık, büyük haberleri yazdık vesaire falan. Bundan sonra da bir sayı daha çıkardık. Sonraki sayı hazırlarken Cumhuriyet Yönetimi kapattık dergiyi dedi. Kapandı. Fakat bütün kadro, okurlar, herkes bilim teknoloji bunun çıkması gerektiğini konusunda fikir bildiği. Ben de kendime yeni bir yol ararken, yani ben danışmanlıyım, bir ağabeylik yapıyorum. Artık yani böyle bir durum. Şimdi birinci yılı doldurmak üzereyiz. Geçen Nisan ayında dergiyi çıkardık. Burada da Canan Dağdeviren'le, bu da müthiş bir atıştırıcı bir kız aynı zamanda. Giyilebilir kalp pilini yaparak dünyada adını duyurdu. Çok ödüller aldı vesaire falan. Şimdi bunu çıkartıyoruz, dergi çıkartıyoruz. Ben burada örnekler de getirdik son iki sayıdan. Onları inceleyin ve destek verin. Dijital abone olun diye. Biraz da bunu hem derginin reklamı olarak bunu bitiriyoruz. Biz bilim için 30 yıldır bilim yayıncılığı ile ilgili bilim politikalarını tartıştık 30 yıl boyunca. Geldiğimiz nokta bir arpa boyu yok. Öyle diyemeyeceğim ama 100 arpa boyu olabilir. Veyahut da 1000 arpa boyu geldi. Ama dünya 1 milyon arpa boyunda yürüdüğü sürece
o 10 bin arpa boyunca bize bir şey ifade etmiyor. Ama aydınlanma mücadelesini, bilim ve akla, bunu ekonomiye dönüşümü, refaha, bunların aracılığıyla daha demokratik bir refah toplumu yaratılmasına katkı sağlamayı hayatımızın bir numaralı şeyi odağına oturttuk. Bunun için çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Thank you.